Ne var yine? Sana kaç defa dedim suyu kapıya bırak git diye. Bir gün kıracaksın şu kapıyı. Burası ideal tepe değil. Çamur tepe. Yazın toz, kışın çamur. Doğru söylüyorsun valla. Yola razıyız. Elektrik kaçak, su yok. Ya demek elektrik ve su da yok. Burayla ilgilenelim. Ya Bedri, bu ay borcu biraz geç vereceğim de haberin olsun. Hey! Var mı gülün azayan bakan? Emret, varsa yan bakan kıtır kıtır keseyim ha. Sus be salak. Buraya hem sokağa, kendini de Freddy mi sanıyorsun keçi? Ama yalanım yok. Bir şu Gülnaz'ı kandıramadın sonunda. İlişme patron. Gülnaz namusuna düşkündür. Sen de fazla titizsin be kızım. İstediğin kadar yıka temizle. Eller temizlik göstermiyor ki. Doğru söylüyorsun. Annen nasıl? Nasıl olacak? Buldu güneşli havayı. Bitlerini kırıyor. Elektrikçiler gelmiş abi, elektrikçiler. Elektriği kesiliklermiş. 3 yıldır müracaatımız var. Kimse ilgilenmedi. Seçim zamanı atıp tutmayı bilirsiniz ama. Susma! Susursa sıra sana gelecek. Mahalle sakinleri elektriği kestirmedi efendim. Ya Şampiyonlar Ligi maçları sırasında elektriği keserlerse? Kimse gelip bizim elektriğimizi kesemez. Hadi gelin ev beğenelim. Şuradaki en ışıklı ev benim olsun. Vallahi çekilecek dayanılacak dert değil. Al benden de o kadar. Aman sen de programın biter bitmez eve gidiyorsun. Elini ver yavrum. Ne oluyor be? Çek! Çabuk! Bir günde karşılıksız bir iş yapın be. Mert olun. Serseri. Hadi Sunullah abi. Yarın görüşürüz. İyi geceler. Nihat, sen... Evet, ben. Yapma! Yapma! Bırak! Seni keserim, ezerim! Dur! Bırak! Bırak, yapma! Günden toplama, bir şey bırak. Yapamazsın! Gülnaz, bu itin böyle yapacağı belliydi zaten. Allah korudu seni. Çok korktum Sunul abi. Ben seni korudum. Mahalleli bilmesin Sunul abi. Gülnaz, biz kader birliği yaptık seninle. Bu mesele kimseyi ilgilendirmez. Sağ ol abi. İstersen polise gidelim, bildirelim. Yok abi, değmez. Sen bilirsin. İyi uykular. Sana da abi. İyi misin? İyiyim. Ben seni götüreyim istersen. Sağ ol Ercan. Sağ ol. İyi geceler. İyi geceler. Hoş geldin ablacığım. Abla? Abla? İyi misin? Bir şey mi oldu? Rengin sapsarı.
Nihat ilk aşkım, ilk sevdiğim erkekti. Öylesine sıcak, içten bir insandı ki. 6 yıl süren arkadaşlığımız da bana çok iyi davrandı. Onunla buluşuyor, geziyor. Onun bana masal gibi gelen sözleriyle, ileride kuracağımız yuvamızın hayalleriyle mutluluk hesapları yapıyorduk. Çok iyiydi. Hemen her fırsatta beni dünyalar kadar sevdiğini, bensiz asla yapamayacağını, askerlik sonrası işinin hazır olduğunu, hemen evleneceğimizi tekrarlıyordu. Olacak çocuklarımızın isimlerini bile bulmuştuk. Kız olursa Aslı, erkek olursa Orhun veya Mert. Ben olmazsam yaşayamayacağını söylüyordu. Ben de sevdiğim bu insana inanmaktan öte ne yapabilirdim ki? Ama seni çok seviyorum. Yalan! 6 yıl. Tam 6 yıl beni kandırdın. Bana evli olduğunu, çocuğunun olduğunu söylemedin. Söyleyemedim. Seni kaybetmekten korktum. Nasıl bir adamsın sen? Karına, çocuğuna, bana nasıl yaptın bunu? Hiç mi işin sızlamadı? Hiç mi vicdanın yok senin? İşimi sevemedim. Sadece çocuğumun annesi. Seni seviyorum Gülnaz. Ne olur affet beni. Hatalıyım biliyorum. Affet beni. Bitti. Hayır, bitemez. Babamdan bir tek şey öğrendim. Kendine olan saygını yitirdiğin gün kaybedeceğin hiçbir şey kalmaz derdi. Bitti Nihat. Bir daha görüşmeyeceğiz. Benden ayrılamazsın. Anlıyor musun? Ayrılamazsın. Yoksa vururum seni. Abla, neyin var? Yok, bir şey yok. Sadece yorgunum, o kadar. Biliyor musun Naciye teyze? Dün gece bütün buraları kuduz köpekler sardı. İyi işte, ısırırlar da herkes kudurur. Kuduz köpekler ya. Ama buraya gelemediler. Ben korudum sizi. Hırsızlar da geldi, sizin eve gireceklerdi. Hadi oradan girsene, olacak. Beni mi götürecekler? Sen şu yukarıdaki bakkala gitsene. Yo, o bakkala gitmem ya. O biraz manyak. Boş ver. Sen 2 şişe şarap al. Olmaz. Günah. Ne günah lan? Sana söyleyen de kabahat. Hadi kalk orada, kalk. Al, bidonunu da al. Boyun devrilesince. Yürü hadi. Gülnaz. Kalk kızım. Ya şarabım bitti. Kalk al şunu. Allah kahretsin, boğuluyorum kız. Kalk. Besle kargayı, oysun gözünü, saçını süpürge et, büyüt. Bir bakkala gitmesin. Ah, ne kafasızmışım ben. Kendi hayatımı yaşamalıymışım. Yeter be, yeter. İyi, bir de döv istersen. Seninle uğraşılmaz. Ah o doktor. İyi doktor o. O olmasaydı iyileşemezdim ben. Ne sanıyorsun sen? Bak Naciye Sultan. İçe içe bir gün gözlerini tam kapanacak bilmiş o. Sen de kıçına kına yakarsın. Ne oldu? Bitirdim usta. Aferin. İlker abine telefon et, hazır. Tamam usta. İlker abi, merhabalar Mesut. Bobin hazır abi. Tabii alabilirsiniz. Bekliyoruz abi.
Ben yandayım, sen de gel. Bıldırcın yapmışlar. Sen git usta. Benim iki kitap daha fotokopi çektirmem lazım. Oradan dönmesem olur mu? Hayırdır? Arkadaşlara uğrayıp onlardan ders notlarını almam gerekiyor. Sınavlar çok yaklaştı da. Okulda canımı al. Ben idare ederim. Hadi geç kalma koçum. Sağ ol ustam. Hala. Elindeki parçaları şu overlock masasının oraya götür. Biraz daha çabuk olun, tamam mı? Bana bak, sen bu akşam mesaiye kal. Bu işlerin yarına teslimi var. Kalamam. 3 mesaiyle eve gidiyorum. Ben seni bırakırım. Mesai yapmak istemiyorum. Bunu daha önce de konuşmuştuk. Bu son olsun. Ne zaman istersen mesaiye kalacaksın. İşler birikiyor. Aklını başına al. Ver ablam, ver bana. Nasılsın Ercan? İyiyim. Abla be, o Sırma var ya. Ya o her gün bana mektup yazıyor. Ne biçim kız o? Selim'e su da söylerim ha. Ne yazıyor mektupta? Beni sevdiğini yazıyor. Kaçalım diyor. Hep yazıyor, hep. Kaçıracak mısın? Ya onu kaçırmam. Kimi istiyorsun sen? Seni. Ben seni seviyorum. Ben de seni seviyorum Ercan. Var mı lan bana yan bakan? Ne bağırıyorsun lan? Ömrün olur lan. Ömrün olur anladın mı? Yürü! İyi yaptın ablam. İnci Hanım sizi odasında bekliyor. Günaydın. Günaydın Erol Bey, hoş geldiniz. Günaydın. Günaydın. Translak'ın gelişmeleri hoşuma gitmedi. Sen kontrol ettin mi? Evet, biliyorum. Peki ne düşünüyorsun? Bir çözüm bulacağım. Bak Erol, şirketin başındaki genel müdürü sevdiğini biliyorum. Ama bu işler kalple yürümez. O iyi niyetli bir insan. Düzelteceğine eminim. Ne yapmamı istiyorsunuz? İşine son ver. Bu kadar yıldan sonra mı? Ben onun elinde büyüdüm. Ticarette af yok Erol. İşine son ver. Bu benim için çok zor. Lütfen dediğimi yap. Hanımefendi, sizin de belirttiğiniz gibi o tepe çok güzel. Manzarası nefis. Size ait olan 17 dönüm araziyle iç içe. Arada ufak bir parsel var, sorun değil. Oturanların çoğu bildiğiniz gibi köyden kente meselesi. Evet efendim. Ayrıca elektrik kaçak, suları yok. Traktörle geliyorsun. Evet, en vurucu nokta yol meselesi. Yol yıldırıyor en başta insanları. Biz ölçümlerimizi dört bir yandan yol yapıyoruz bahanesiyle sürdürüyoruz efendim. Emredersiniz İnci Hanım. Anlıyorum efendim. Bahsetmem efendim. Saygılar efendim. Tepelerden ya bok üstümüze geliyor. Onca dilekçe verdik ama ne çare.
İlgilenen kimse yok. Suç bizde de ondan. Topla bütün milleti, çık tepeye kazma kürek yola. He, kes yolu. Ha, bir daha yapabiliyorlar mı? Akıt pislikleri tepelerine. Sunum abi. Hayrola Evcan, ne var söyle. Evleniyorum. İyi, kiminle? Bil bakalım. Nereden bilsin lan? He? Sen herkese asılıyorsun. Gülnaz'la, Gülnaz'la. Hadi oğlum, salak. Vallahi billahi, kendisi söyledi, beni seviyormuş. Hayırlısı Ercan. İyi bir düğün yaparız sana. Takım elbisen de benden. Yapma be Sunullah abi. Buna takım elbise yaptırmak için 150 metre kumaş lazım. Bir ev parası harcarsın valla. Gelsene bir dakika. Şu ustabaşı konuşurken bana dokundukça tepem atıyor. Yalnız sana mı? Hepimize yapıyor. Başka bir iş bulsam şu adam yüzünden işi bırakırım. Şu nişan yaklaşmasa. Bir saniye durma. Hele bu yaptıklarını Mesut bir duysa var ya, cinayet çıkar vallahi. Sakın ha. Ağzından bir şey kaçırma. Çocuğun başını belaya sokarsın. Deli miyim ben? Zumba, zumba, dana dana iba, zumba, zumba, dana dana iba.
Ne yapacağım? Ne var? İyi bir masa var. Şunların yanına otur da iş yapalım. Bunu konuştuk seninle, ben masaya oturmam. Kes bu namuslu pozlarını be. Dediğimi yap yoksa... Yoksa ne yaparsın ha? Beni çileden çıkartma. Anya'yı Konya'yı gösteririm sana. Göster o zaman ula. Zaten canımdan bezmişim. Tetris sökmez bana. Yetti be. Canımı mı alacaksın al. Hadi al. Ben de kurtulayım bu hayattan. Bu kadar günahın içine bir sevabın olsun bari. İşine gelirse be. Yönetim kurulu hazır mı? Hazır Erol Bey. Buyurun. Teşekkürler. İyi günler. İyi günler Erol Bey. Tekstille ilgili şirketlerimizin son raporu tarafıma ulaşmadı. Yarın öğleye kadar sizden istiyorum Cengiz Bey. Tabii efendim. Cevdet Bey. Buyurun. Sizden de holdingin rezervlerinin son durumunu istiyorum. Ve bir de... O bankayı alıp almamamız konusunda derhal bir rapor hazırlayın. Baş üstüne Erol Bey. İnşaat sektörümüzdeki son durumumuz nedir Eser Bey? Efendim... Eser Bey, sizden hiçbir toplantıda tam cevap alamıyorum. Bu da canımı sıkıyor. Arkadaşlar şimdi... Pardon... Efendim, buyurun İnce Hanım. Evet, neresi dediniz? Ha, anladım, tamam, biraz sonra gelirim. Kamil Bey, gemilerin son durumu nedir? Özellikle Japonya'ya yapılan sevkiyatlarımız. Şimdi size sayfa sayfa veriyorum. Gülnaz, gelsene. Çok bekledin mi? Hayır. Kız bu ne surat, ne oldu sana? Az kalsın ölüyordum dün gece. Aa, niye? Nihat, dün gece bıçak çekti bana. Vay Alca, yine ne istiyor senden? İstemiyorum ya, hazmedemiyor serseri. Dürüst olsaydı bu hallere düşmezdi. Onda dürüstlük ne gezer? Polise gitti mi kız? Ne gideceğim? Allah'ından bulsun serseri. Kız bir daha denemesin. Vallahi ne yaparsa yapsın. Zaten canımdan bezdi. Sus kız, Allah korusun.
Kız Allah cezanı versin. Nereden buldun bu kazmaları? Yavaş konuş, kız duyacaklar. Sana ne kazmalıklarından, evlenecek değilsin ya. Artık gidelim kız. İki dedin 10 şarkı okudum. Senin de beli tutuldu kalça kıvırmaktan. Birazdan çıkarız. Şimdi darılmış gibi kalkmayalım. Onlar birazdan para saçarlar. Fazla oturmayalım kız. İçinde bir sıkıntı var. Dur dur. Birazdan sarhoş olurlar. Onlar dolar saçar, biraz sebepleniriz. Biraz daha bekleyelim. Deniz Bey sizi telefondan istiyorlar. Gelir gelmez kokumu aldılar galiba. Alo? Alo? Ben Deniz. Merhaba Cenk. Ha? Evet. Notunu yeni aldım. Hı? Dün gece gelemedim Cenk. İpin ucunu iyice kaçırmışım. Tamam. Yarım saat içinde burada ol. Kimseye takılma. Tamam. Merhaba. Merhaba. Kız bugün iş çıkmayacak galiba. Her akşam böyle rezalet olur mu? Ne bu be? 36 dairede Türk yok. Bıraksana ay, namusumuzda çalışamayacak ya şurada. Bırak diyorum sana, bıraksana be, bırak. Yani Nurcan ben hep üzdün ki, yani hiç sorma. Ha. Üzülme tatlım, bir dahaki sefere telafi ederiz. Ne yapalım, pavyonda program var. Ne programıymış bu böyle? Gece hattı var. Aa, ben de benim hattayım ya. Bari sen kal gülüm. Sırnaşma be, işimiz var dedik. Sırnaşma ne demek lan? Karşında liseli bebe mi var senin? Senin karşında Endebli Şamil var. Aha. Bakın lan kapıya. Kapıyı açın polis. Ne polisi lan bu? Eyvah. Polis. Şimdi polis. Ne yapacağız? Ne polisi bu ya? Hakkınızda şikayet ben. Kim şikayet etmiş kardeşim? Lütfen bizimle gelir misiniz? Ne yaptık? Kime ne yaptık biz kardeşim? Fazla uzun etmeyin efendim. Kim şikayet lütfen etmiş bizi kardeşim? Kendinize gelin. Lütfen. Allah Allah. Alın şunu. Ya kardeşim burası benim evim. Hanımlar ben sizde. Eğleniyorum yani. Hepsini toplayın. Nereye götürüyorum seni? Ne oldu diyeyim? Allah Allah. Herkes bilir. Hadi bakalım. Dur abi ya. Dur. Abi itme ya. Gelsene Deniz. Çocuklar hazır olun, haftaya yatta parti var. Hepiniz davetlisiniz ona göre. Hey! Çocuklar polis. Çocuklar polis. Işıkları yak. Müziği kapatın. Sakin olun beyler. Normal bir arama yapacağız. Herkes kimliklerini çıkarsın lütfen. Lütfen kimliklerinizi çıkarın. Hepsini kontrol edin arkadaşlar. Eyvah, kimliğim yok. Hanımefendi kimliğinize bakabilir miyim? Sizin kimliğe görebilir miyim? Teşekkür ederim. Teşekkür. Sizin kimliğiniz? Sizin kimliğiniz? Teşekkür ederim. Peki. Sizinki? Buyurun. Teşekkür ederim. Efendim sizin kimliğinizi görebilir miyim? Memur bey, benim kimliğim diğer montumda kalmış ama burada herkes beni tanır. Kimliğiniz yanınızda olmalıydı, beni ilgilendirmez. Buyurun ekip odasına. Ne demek o? Ben kimim bilmiyorsunuz herhalde. O benim problemim değil. Buyurun odaya. Kimliğiniz yanınızda olmalıydı beyefendi. Sefer,
Erol'a telefon et. Cenk, benimle gel. Buyurun. Efendim. Bağla. Ne? Deniz mi? Anladım. Peki, teşekkürler. Kızım, hemen avukat Şükrü Bey'i ara. Kendisini emniyet müdürlüğünde beklediğimi söyle. Gidiyoruz biz, gidiyoruz işte. Ay, tamam, benim girmeyeyim. Tamam, bu işte. Hadi acele edin. Yürü, yürü. Hadi, durmayın. Tamam, hadi. Allah kahretsin, yoksa bizi pişleyecekler. Ay ne bileyim ben de, ilk defa düşüyorum ben de buralara. Bizi fahişe gibi pişlerlerse artık yaşayamam. Yaşarsın be anam, yaşarsın. Sadece ilk seferinde koyar adama. Buraya bakar mısınız? Aa, çekme dedim. Bu labunya yeni düşmüş galiba. Yanındaki de laçoz olmalı kız. Tipe aldık, laço da belde but. Tamam arkadaşlar, kesin lütfen. Ne zaman açıklama yapacaksınız? Üzerinde bir şey yapacağız. Bile arabası toplantısı yapacağız. Yanlışlık düzeldi Deniz Bey. Hemen çıkabiliriz. Üçlü fotoğrafınızı alabilir miyiz? Hayır, hayır, lütfen çekmeyin. Peki açıklamayı ne zaman yapacaksınız? Merak etmeyin, bilahare yapacağız. Lütfen arkadaşlar, lütfen çekmeyin. Arkadaşlar, lütfen dedim, bilahare açıklama yapacağız. Lütfen, lütfen arkadaşlar, buyurun. Havasını yiyeyim, biz derdimize yanalım. Korkuyorum, Allah kurban olsun sana. İyi akşamlar Erol. İyi akşamlar. Görüşmek üzere. Bana söylemek istediğin bir şey var mı? Teşekkür ederim. Bana söylemek istediğin bir şey var mı dedim. Teşekkür etmeni istemedim. Senin bana söyleyecek bir şeyin var mı? Utanmıyor musun? Neden? Ne yapıyordunuz orada? Ben şarkıcıyım. Arkadaşım da dansöz. Bizi istediler. Biz de ekstra olarak işe gittik. Evde ekstra iş ha? Bu nasıl iş bakayım? Komiser bey, hanımlar benim kulübümde çalışan sanatçılardır. Gerekli bilgileri ve evrakları size takdim etmiştim. Biz ekmek parası için çalışıyoruz. Ama sizin düşündüğünüz manada hiçbir şey yapmadık Allah'a şükür. Hadi hadi, onu külahıma anlatın. Allah'tan sabıkanız yok. Sizi zürevi hastalıklara göndermiyorum. Ama bir daha böyle karşıma gelirseniz gözünüzün yaşına bakmayın. Dediklerimi anladınız değil mi? Hadi bakalım şimdi. Yürüyün, çıkın. 42'den merkeze. Dinliyorum, tamam. Hadi bakalım, hadi kalk, gel. Oh, şükürler olsun yarabbim. Çekme kardeşim, çekme.